Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazinda zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. İmonga kelganlarni adadi 30 ga yetganida payg'ambarimiz ular ta'lim olishi uchun ularning orasidan Arqam ibn Abil Arqamni uyini tanladi. Ana shu joyda maxfiy suratda to'planishardi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan islom din oyatlarini o'rganishardi. Bu yashirin da'vatni natijasi o'laroq 40 kishi, erkak ayollar iborat 40 kishi iymonga kelgan bo'ldi. Tongda Nabi sallallohu alayhi vasallam kunlarning birida Makka'da turarkanlar Ka'bani oldidagi Abu Qubays tog'iga ko'tarildilar. Abu Qubays tog'i mana hajga borganlarimiz ko'rganmiz, podshohning qasri turadi-yu, eng yaqin joy. Ana shu Abu Qubays tog'i deyiladi. Abu Qubays tog'i Ka'baga yaqin bo'lganligi uchun orqadagi narsani albatta to'sib turadi balandligidan. Tong saharda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Qubaysga ko'tarildilar-da baland ovozi bilan "Vo sabaha, vo sabaha" deb baqirib qoldilar. Bu "vo sabaha" degani düşman kelayotganda baqiriladigan nido edi. Tinchlikmi, nima bo'ldi, kim baqiryapti? As-Sodiqul Amin baqiryapti. Ha, u hech qachon bunaqa ish qilgan emas, hech qachon yolg'on gapirmagan, demak bir ish bo'lib chekilik. Yig'ilib qurash keldi. Nabi sollallohu alayhi vasallam ularga qarab turib, "Mana endi oshkora da'vat boshlandi. Agar" dedi Nabi sollallohu alayhi vasallam, "mana shu tog'ning orqasida bir qo'shin sizlarga hujum qilmoqchi bo'lib turibdi desam, ishonasizlarmi meni gapimga?" deganlarida Quraysh, "Ha, sizdan biror marta yolg'on gap eshitgan emasmiz, ishonamiz" deganida, "unda men sizlarni Alloh taoloning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan rasuliman" dedi. Amaksi Abdul Uzzo turdida, u keyin Abu Lahab, o'zining ismi Abdul Uzzo edi. "Bizni shu narsani deb chaqirdingmi?" dedi. "Ishlarimizni qo'yib ovora qilib chalg'itgan narsang shumi?" dedi. "Ha, qo'ling qurusin sen ey Muhammad" dedi. O'zini amakisi, eng yaqin qarindoshi bo'lgan amakisi qarshi turdi. Bu ham islom Alloh tomonidan kelgan risolat ekanligiga bitta dalilki, agar payg'ambarimiz urug'chiligiga, qabilasiga, millatchilikka chaqirganida birinchi bo'lib o'zi Abdul Uzzo yordamga o'tish kerak edi. Qarindoshi-yu har qalay. "Qo'ling qurusin sen" dedi. "Mana shu narsaga bizni to'pladingmi?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Alloh taolo javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada abi lahabin va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab sayasla naron da talahab va imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masas. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u quridi, halok bo'ldi. Mol mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotin lovullab turgan alangali do'zaxga kirgan. Abdul Uzzoni, ya'ni Abu Lahabni xotini Ummu Jamil qayerda payg'ambarimiz haqida gapirishga to'g'ri kelsa faqat yomon edi gapirardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tadigan yo'llarga tikanlar tashab qo'yar edi, oyog'iga sayilsin, ozorchi esin deb. Bu yaqin qarindoshlari edi. Mana siyratni o'rganishlikda ahamiyatini ko'ringki, Qur'on oyatlarini juda ko'p qismini tushunishimiz uchun siyratni bilishimiz kerak. Nima uchun Lahab surasi, Masad surasi nozil bo'ldi deganda, mana shu qissani bilishimiz kerak bo'ladi. Bu siyrat bizga Qur'onni o'rganishlikka qanchalik bir kerak ekanligiga bir dalil bo'ladi. Nabi sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo qarindoshlarini da'vat qilishlikni buyurdi. Va anzir ashiratakal aqrabin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Shuora surasi 214 oyat. Mana shu oyat tushganda payg'ambarimiz butun Abdul Muttolib urug'ini yig'ib, ularga ziyofat qildi. Ularni ikrom qilib, hurmat qilib, yedirib ichirib turib, gapirmoqchi bo'lganida yana Abdul Uzzo turdi, Abu Lahab. "Ey Muhammad, agar yana diningni gapidan gapiradigan bo'lsang, gapirma. Biz eshitmaymiz" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Holat gapirishlikka to'g'ri kelmayotganligini ko'rgandan keyin indamay qo'ydilar. Kim? Yedilami? Ishdilami? Men shuncha chiqim qilib qolaraman gapirmasdan. Eshitasizlar gapimni dedimi?
Davat kılıçtan örgeneyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Üyüge çakırdı, rasot kıldı, çıkın kıldı, kança vakti ketti. Şimdi yegenedeki eşişse sende, değil mi? Mesela ki, kolor amanını çekedi dedi mi? Demek davat kılına oluyen halat var. Davat kılınmıyken halat var. Münasip orun var, münasip payet var. Değil payet onu yaparsız yapıyorsunuz, olmayıdı hak bu seyem. Biz kimden örgenemiz davat kılıçtı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Eşişi de halamayken adamge, öcerli kılayken adamge, yapırı bu sözler ıslah kılınmıydı. Bu Allah'ın kelamı biz yapırıyorkenlerse. Onu eşişi de halayan adam var, halamayan var. Roparamıza nasihat kılınan diye adam üç kulübü olardı. Bilvoleyle yaşlar şu. Davat izi alıştığı anık, nasihat izi. Olmasılığı anık ikincisi. Üçüncüsü, ya aladı ya almaydı. Ulamalar etedi, davetinizi alışı anık boyun adamı yapırmasız günahkar olasız. Hatiniz, balayız, ya ki kendidir, kol asız diye bir itaat diye adamıyız. İkincisi, olmasılığı anık, bu adamı yapırken adam hata kıladı. Bir mette ayetiz, iki mette olmadı mı, bu adet ısrap kılınmıydı? Üçüncüsü, ya aladı, ya almaydı. Şimdi bunu halen yapırın, halen yapırın, günahkar olmayısınız, yapırsınız. Yapırmasız hem günahkar olmayısınız. Onu yakasın, işte boğuşlu yok. Keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ziyafet üştürdüler, Abdul Uzza'na etmediler. Ondan keyin nima qilish kerak desa, Peygamberimizin siyretini okusa yana çıkı yaptı cevap. Abdul Uzza'dan başka hemasını çakırıp durup, yedirip, içirip olup, sovg'alarini berip, köynelerini yumuşatıp durup, bitti mi bitti davat kıldılar. Nammanam aytib keldilar. Ey falancı, özüyledir cehennem azabından saklaylar. Nammanam, ey Safiye binti Abdülmuttalib. Allah Teala'nın huzurunda sizge hiç kandayı yerden beri olmayayım ben. Bitti mi bitti? Ey Fatime binti Muhammed. Benim oğlumdan hala genel sizi sorayım. Lekin kıyamet günü de Allah'ın azabından sizi kurtarıp kal olmayayım ben. Yarın da hurmada sadaka kalıp olsayım cehennemden özüyle saklavan ilerdi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Abdülmuttalib'den iman gekeyenler iman gekeldi. Kime genleri kemeldi? Safiye binti Abdülmuttalib İslam gekirgen ana şu kişilerden bittiyası oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetini aşkar kılarken o zatın davetine asasen kembeğal, fakir, beçarlarla iman gelişti. Baylar, kibarlar, zadaganlar iman gelişliği cüde bir kıyım buldu. Öcerli kılıçtı. Bunun albette sebebi vardı. Kureyş, bana ettik, Arap kabilesiydi. Arap dilini cüde yakışı bilişerdi. Ular ilah kelimesinin manasını cüde yakışı düşünüşerdi. Ular bir yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le La ilahe illallah kelimesini kaytarı koyuşluğu tılı bilen, kıyınmasız. Lekin bu kelimeni etkenden keyin ular şu kelimenin manasını düşüngenlik için onu cevabını verişi kıyın boyunlik için etişmedi. Çünkü ilah degen söz ular üçüncü de bir anır ravşan kelimeydi. Ular Allah'a, ahiretke hisob kitobga bo'lgan iymon ulardan mutlaq itoatni talab qilardi. Shuning uchun o'zlari odatlanib qolgan, gunoh masiyatdan biror kun xoli bo'lmagan hayotini o'zgartirishni xohlashmadi. Chunki ular aytdik, mana o'jar xalq bo'lgan, qaysar xalq bo'lgan, bir gapida tura olgan. Agar shu kalimani aytsa, endi bu kalimaga javob berish kerak. Shuning uchun ular bu kalimani qaytarmagan. Odatda o'rganib qolgan ishlaridan tiyilishligini xohlashmadi, nafsini sindirishini xohlashmadi. Shuning uchun boylarni yoki kiborlarni iymonga kelishligi qiyin bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Qur'onni birinchi bo'lib oshkora tilovat qilgan kishilardan bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Quraysh jamlanib turganida Ka'batullohni oldiga bordi, baland ovozi bilan Qur'on o'qishni boshladi. U Qurayshning obro'li sayyid kishilardan bo'lishiga qaramasdan Quraysh uni qattiq kaltakladi. Yuzlardan qon oqdi, hatto yuzini oqqan qonni ko'pligidan u kishini kimligini tanib bo'lmasdi. Qur'onni oshkor o'qiganlardan, mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilgandan keyin bir qancha marta Quraysh payg'ambarimizni bu ishidan qaytarishlikka harakatlar qildi. Qaytara olmaganidan keyin ochiq dushmanlik, ochiq aziyat berishga o'tdi. Qur'onni Qurayshga oshkor o'qib bergan kishilardan yana bittasi, birinchilardan o'qib berganlar bu Ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu nihoyatda bir oriq, nimjon kishi. Oriqligi shu darajada ediki,
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik Madinai Munavvarada bir g'azovatdan qaytib kelayotganlarida bir pishgan xurmoli mevalarni ko'rdilarda, kim bizga ana bu mevalardan uzib beradi dedilar. Shunda Ibn Mas'ud payg'ambarimizni buyrug'ini bajarish uchun shunday shoshganicha daraxtga osilib chiqib ketayotganda boldir ochilib qoldi. Oyog'ini ingichkaligi ko'rinib ketganda sahobalar kulishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning oyog'ini ingichkaligidan kulasizlarmi? Allohga qasamki, Ibn Mas'udning bitta oyog'i Alloh taoloning huzurida Uhud tog'idan ko'ra og'irroq edi. Mana shu nimjon bo'lgan shunga bir arvoq zaif kishi Quraysh jamlanib turganda Ka'bani oldida Ar-Rahman surasini boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ovozini chiqarib boshlaganda Quraysh Ibn Mas'ud nimani o'qiyotganligini tushungandan keyin shuni turishdi-da Endi Abu Bakr, Sayyid bo'lgan Abu Bakrni tepkilagan Quraysh qanday kambag'al bechora bo'lgan Ibn Mas'udni urmasin. Tepkilab tashlashdi. Ular uni unishar ekan, tepishar ekan, to'xtamasdan Ar-Rahman surasini o'qirdi. To o'qib bo'lguncha tepishdi. U ham to'xtamadi, oxirigacha o'qidi. Allohning kalimasini oshkor o'qib qo'yganligi mana shunday azob aziyat. Ulardan pul so'ragani yo'q, ulardan boshqa narsa talab qilgani yo'q. Bor yo'g'i Allohni yakka deb qo'yganligi ularning aybi bo'ldi. Quraysh albatta bu ularning orasida paydo bo'lgan holatdan norozi edi. Ularni va bobolarini adashgan, ibodat qilayotgan sanamlarini hech narsa emas deyotgan Muhammad alayhisalomni Abu Tolibning himoyasi ekanligini bilishdi, Abu Tolibni oldiga kirishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana o'tgan darsimizda aytib o'tdik, o'zini urug'ini yig'ib turib, ularni dinga da'vat qilmoqchi bo'lgan paytda Abu Lahab o'rnidan turib, "Ey Muhammad, agar yana dini haqida gapirmoqchi bo'lsang, to'xtataver. Eng yaqin kishisi. Yana dinini gapiradigan bo'lsang, biz bu narsani eshitishni xohlamaymiz. Agar sen deyapti, "Ey Muhammad, aytayotgan gapingda turib oladigan bo'lsang, bizga, ya'ni bizi urug'imizga butun Quraysh qarshi bo'ladi. Butun Quraysh emas, butun arab qabilalari qarshi bo'ladi. Ularni hammasi bilan urushgani bizni toqatimiz bo'lmaydi. Sen bizga olib kelgan narsang juda bir yomon narsa bo'ldi." So'ngra ana shu yig'ilib o'tirgan Bani Hoshim urug'iga qarab Abu Lahab aytdiki, "Agar o'zimiz buni tiyib qo'ymasak hozir, boshqa qabilalar tiyib qo'yadi. Qo'shimcha bizning urug'imizga hammasi dushman bo'lib ketadi. Tiyib qo'yaylik buni." dedi. Payg'ambarimiz Abu Lahabni bu gapidan keyin mana birinchi majlisida, "Agar ketishingizni xohlasanglar, ketishinglar mumkin" deb javob berdi. Birinchi kundan boshlab da'vatini to'qnashuv bilan boshlashligini xohlamadi. Javob berdi, keyingi majlisda mana aytdik, ularni Abu Lahabni chaqirib, bittama-bitta da'vat qildi. Abu Lahab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rmas edi. Payg'ambar bo'lgunga qadar. Payg'ambarimizni juda yaxshi ko'rar edi. Yaxshi ko'rganligini bitta dalili, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida ana shu doyalik qilganlardan bittasi Abu Lahabning cho'risi Suvayba ismli ayol edi. Abu Lahabning cho'risi Suvayba payg'ambarimiz tug'ilganda yugurib chiqib turib Sayyidi Abu Lahabga aytdiki, "Ey Sayyidim, siz jiyanlik bo'ldingiz. Ukangiz Abdullohdan bitta yodgorlik qoldi" deganida xursand bo'lganidan hali cho'ri ayolga ozodsan deb vardi. So'yinchisiga qulni ozod qilardi. Payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rar edi. Lekin dinni olib chiqqan paytda dushmanlik qildi. Nima uchun? Chunki yuqorida aytib o'tdik. Hali iloh kalimasini bilgan Abu Lahab payg'ambarimiz shu gapida turib olsa, uni iqtisodiga, uni havoy xohishlariga zarar yetkazadi. U ham nafsini tiyish kerak, u ham bir qandaydir bir o'zini mayil istaklardan voz kechish kerak, uni shaxsiy manfaatlariga ziyon yetkazib qo'yishligini tushunganidan keyin o'zini amakisi qarshi chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu urug'ini da'vat qilib birma-bir gapirar ekan amakilaridan mana to'rtta amakisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida tirik bo'lgan. Payg'ambarimizga vahiy kelganda to'rtta amakisi tirik bo'lgan. Kattasi Abu Tolib, Abu Lahab, Abbos va Hamza. Ikkitasi kofir bo'lgan, ikkitasi islomni qabul qilgan. Abu Lahab dushmanligini ochiq e'lon qildi. Abbos bilan Hamza javob bermadi. Faqatgina Abu Tolib aytdiki, ya'ni o'layotganda payg'ambarimizni doim himoyasida ushlab turishligini o'g'li Abu Tolibga vasiyat qilgan edi. Abu Tolib otasiga bergan ahdida turib aytdiki, "Men jiyanim Abdulmutolibni dinidan chiqa olmayman. Lekin himoyamdan chiqa olmayman" dedi. "Lekin sen ey jiyanim boshlagan ishingni davom et,
Allohga qasamki, to men tirik ekanman, sen meni himoyamdasan dedi. Abu Lahab yana qarshi chiqib, Abu Tolib bu urug'ning kattasi edi. Bundan kelib chiqdiki, butun urug' Abu Tolibni gapiga sukut bilan rozilik javobini berdi. Payg'ambarimizni Banu Hoshim himoyasida ekanligi aniq bo'ldi. Payg'ambarimiz da'vatni oshkor qilishligini, quvvatini siri shunda edi. Butun urug' Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning himoyasida edi. Payg'ambarimiz o'zi asli birovning himoyasiga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo o'zi himoya qilib oladi. Lekin ummatlariga dars bo'ldi. Payg'ambarimizni himoya qilib turadigan bitta odami bor, da'vatni bemalol qildi. Bu ham sabablardan bittasi edi. Shundan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chalarda, bozorlarda, yig'inlarda, valimalarda qayerda da'vat qilish iloji bo'lsa, bor ovozi bilan "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, jannatga kirasizlar. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najot yetasizlar. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, butun arablarning ustidan sayyid bo'lasizlar." Endi shuni shuni mulohaza qilishimiz kerakki, da'vatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima bilan boshladilar? Sen do'zoqsan. Aroq sotasan. Sen nobiy namozsan, yeganing harom. Sen roza tutmaysan, sen ichganing harom. Mana aytdik-ku, da'vatni ham kimdan o'rganamiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Mushrik bo'lgan, yegan ichgani harom bo'lgan, fosiq bo'lgan kofirlarni payg'ambarimiz xushxabar bilan da'vat qilyaptilar. Ro'parasida bitta odam tursa, namoz o'qimaydigan bo'lsa, nimadan boshlaymiz biz, yoshlar? Sen to'shni duo ijobat olmaydi. Seni qilgan ihsoningga kirib bo'lmaydi. Seni qilgan duoing ijobat bo'lmaydi. Nimaga? Sen namoz o'qimaysan. Bir odam badbashara bo'lsa, shu yuzida kichkinagina bir chiroyli holi bo'lsa, shu holidan boshlash kerak. Holi chiroyli ekanmi desiz, keyin gapingizga keyin quloq soladi. Bizda ham yo'g'i tekka shu bitta benamoz aybi bor yo'q. Shunga sanchimiz. Uni ihsonga kirib bo'lmaydi, ha? Nimaga desa, masjidga chiqmaydi. Uni iftorga kirib bo'lmaydi. Nimaga? Tarovaga chiqmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni bezitib da'vat qilyaptimi yoki ularni rag'batlantiribmi? Ana shu namoz o'qimaydigan, ichadiganga akalar. Qachon qorasa uni do'zoqligi, yegani haromligini gapirganini eshitib o'rganiganidanchi qatib ketganman. Endi bitta odam kelib turib aytsa. Birodar, sizda aniq jannatda joyingiz bor sizda desa. Birodar, siz jannatingizni bilasizmi deganda? Deydi. Keyingi gapiga qiziqib qoladi, ey to'xta. Hamma meni do'zaxga hukm qiladi-yu bu. Nimagadir meni jannatligini aytyapti, nimaga ona deyapti desa. Alloh haqida nima deysiz desa, la ilaha illalloh deydi. Ana, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim qalbida ixlos bilan bir marta la ilaha illalloh desa, albatta jannatlik degan. Hujjat bormi? Hujjat bor. Benamoz odamni amallari qabul bo'lmasligiga hujjat ham bor, uni aytmay turing hozir. Payg'ambar Muhammad alayhissalom qanday deb aytsa, Muhammad rasululloh bo'ldi, jannatda joy bor bunga. Ishonaveringlar, javob bor bunga. Modomiki shirk keltirmasa. Qaranglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimani boshlayaptilar? Tavhidga chaqiryapti bor yo'q. Allohni bitta deb qo'y yetadi. Hali namoz, roza, boshqa amallar yo'q chiqasi. Biz hali u kalimani tushunmagan odamga bo'yiga tekkandek 2,5 metr takadan salovlaysan. Pochani shimalaysan, unday qilasan, bunday qilasan. Hali u iloh kalimasini la ilaha illalloh deb tushunmagan odamga gurji tutib tashlaymiz biz tilda. Enaka qo'y deydi, shu odam bilan gaplashmay deydi. Kim istab keladi u? Uni cho'chitadigan odamdimi yoki uni qiziqtiradigan odamdimi? Agar bo'yiga da'vat qilish kerak bo'lsa. Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishidan albatta norozi edi. Abu Tolibni oldiga kelishdi. Ya Abu Tolib, sen himoyangga olgan jiyaning bizni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Uni tinchitib qo'y. Yo bo'lmasam himoyani ol, biz o'zimiz tinchitib qo'yamiz. Abu Tolib ularga chiroyli javob berib, ularni chiqarib yubordi. So'ngra da'vatda davom etdi. Abu Tolibning oldiga Quraysh yana keldi. Jiyaningni bizlarni adashgan, olihalarimizni haqorat qilishidan, adashgan deyishligidan bizni haqorat qilganligiga sabr qila olmaymiz. Ya Abu Tolib, oramizda fitna bo'ladi, jiyaning sabab bo'ladi, tiyib qo'y jiyaning dedi. Abu Tolib o'zini urug'i bilan Qurayshning boshqa urug'lar o'rtasida fitna bo'lishidan qo'rqib,
özünü kabiladaşlar, özünü uruğunu çakırdı. Sonra, ey ciyanım dedi. Kuraş bilen bizim aramızda fitnege sebep olmayın. Bu işi de tohtatın. Bu katta bir musibetge sebep oladı dedi. Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem aittiler. Ey amaki, eğer ular benim 10 yelkemge kuyaşını, çap yelkemge oyunu koyup, bu işini taşla deseler, hiç kaçan razı olmayayım ben. Men, ta bu işim ruhayetge çıkınca, ya onun yolu da örgünümce ortamge kaytmayayım ben dedi. Peygamberimizdeki katliyetini görgen eden ki, Ebu Talib, ey ciyanım Allah'a kasam ki, hiç kaçan sizi ularge taşırıp koymayayımız dedi. Kogan urgulara yem etti ki, karındaşçılık, urukçılık hamiyeti kozup durup, ey Muhammed, ağlahalarımızı söksengem, bizlerini babalarımızdan adaşken desengem, seni himayemizden çıkarmayayımız dedi. Bana haşim Peygamberimizin himayesi alışı yine, onge ilan kılıçtı. Peygamberimizin davetteki kuvvetini sırrı sababı şuydu. Lut aleyhisselam, bana tarihki müracaat kıladiyan bu sek, İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselamını Sadum kavmine davet kılıçdaki yubaradı. Sadom kavmi yeryüzüde hali hiç kim kılmagan fahş, batçavozli bilan shug'ullanadigan bo'ladi. Lut aleyhisselam kelib ularni Allohga davat qilgan, lekin ular kelgindi bo'lganligi uchun himoya qiladigan qarindosh urug'i, qabiladoshlari yo'q bo'lganligi uchun mensishmas edi, to'g'atishmas edi. Shunda uyiga farishta, 3ta farishta keldi Lut aleyhisselamdan. Yigitler görünüşüden. Şunda ana şu batçağız boyayan kavm eşeği de türgene de onların insafke çakırgene de onlar yapıyor kula salışmaz. Şunda etti ki قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّ اَوْ اَوِي اِلَى رُكْنِنْ شَدِيدٍ özünü acizliğini himaya kıladırken bırak da adamı yokluğunu şu kabilenin içi de. Oylaptırıp etti ki Lut dedi kan indi sizlerge küçüm yetse ya ki küçülü bir suyancığım bulsa. Yani işence adamım yoklar diye bir yalgızman diye. Lut aleyhisselamdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar kuchli qabila, katta urug'lardan chiqdi. Toki shu payg'ambarni himoya qiladigan o'zini qarindoshlari urug'lari bo'lsin. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech ikkilanmasdan da'vatida davom etdilar. Qurayshni Abu Talibdan kutgan maqsadi yetisha olmagandan keyin yana bir ajib, g'arib bir taklif bilan kelishdi. Ya Abu Talib dedi, mana Amor ibn Valid. Amor ibn Valid ismli bir yigit, nihoyatda bir kelishgan, basavlat, chiroyli, nasl-nasabli, puldor bo'lgan bir yigit topib kelib aytishdiki, mana Amor ibn Valid. Shuni sen ol o'zingga, o'g'il qo'l Muhammadni bizga ber. Agar bitta o'g'limdan mahrum bo'lib qolaman deyotgan bo'lsa, mana senga o'g'il dedi. Deganda Abu Talib aytdiki, ajib dedi taklifinglar, g'arib dedi. Men sizlarni o'g'lingizni olib, himoyamga olib tarbiya qilayu, o'zimi bolamni sizlar so'yib olishlariga uchun qo'llarga topshirib qo'yaymi dedi. Ajoyib taklif bo'ldi. Bunga ham rozi bo'ladi. Shunda Quraysh nihoyatda bir qiyin ahvolda qoldi. Payg'ambarimizga gapini o'tkazadigan amakisi hech bir orqaga chekinmayapti. Payg'ambarimizni topshirishni xolamayapti. Ikkita yo'l turadi. Quraysh yo payg'ambarimizni bahs qilib, hujjat dalillashib turib, fikrdan qaytarishlik yoki ikkinchi nimasi holati urushlikdir. Shunda Qurayshning eng bir hurmatli ko'zga ko'ringan kishilaridan Valid ibn Mug'ira, Xolid ibn Valid roziyallohu anhuning otasi. Validni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga payg'ambarimiz bilan bir bahs qilishlik uchun jo'natishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni oldida o'tirarkanlar, Valid keldi. Ey Muhammad, ey jiyanim, nima ish qilyapsan? Bobolarimizni adashganlarga chiqarding, sanam butlarimizni so'kding, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqarding, qavmni o'rtasiga fitna solding. Ya'ni har qanday odamni hayotda bir qilayotgan ishidan maqsadi bo'ladi. Valid ibn Mug'ira shunga ishora qilib aytayaptiki, ey Muhammad, agar bu qilayotgan ishing kasal bo'lib qolganligi uchun bir kasal sababli shu ishni qilayotgan bo'lsang, bir og'iz ayt, pul to'playmiz, dunyodagi eng yaxshi tabiblarni olib kelamiz, seni davolasin. Yo agar bu qilayotgan da'vatingdan moli dunyo orttirmoqchi bo'layotgan bo'lsang, uni ham ayt, pul topib beramiz, ichimizdagi eng boy odam sen bo'lasan. Ya'ni Valid ibn Mug'irani o'lchovi dunyo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lchovi oxirat.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Valid ibn Mughira'dan bu sözünü Kabe'nin aldı cim eşit oturarken Valid devam etardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gapını bölmezden eşit durdu. Bu ana şu bahsini, suhbatını aldı oldu. Bu kafir. Ahmak ona gapti gapir yap. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adabını görün ki gapını bölmezden cim eşit oturdu. Kıyan takiliflerinin üçüncüsü eğer ey Muhammed sen şarafını haklayken bu sen aramızdaki en şaraflı kişi sen bul. Eğer halasak Mekke'nin sayyidi deyip seni tanı alamız. Eğer mülkünü, padişahlığını halayken bu sen unay Mekke'ye padişah bul. Bu yem razımız. Ya eğer ayarlarla yetmahçı bulayken bu sen ayarlarımızdan haklayken senge haklayken nikahla biramız. Yani Peygamberimizi bana şu davetten toktatıştığı için kanaka şart olsa onlar könüşü yaptı. Yani yukarıda etinizde sağlık, malı dünya, hürmet, padişahlık, hatın. Kıska kılavaysak. Şu değil de dünyada bir dünya gamada yaşayken adamda etkileyen maksadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bana şunasının özleri teklif kılışı yaptı. Lekin körüler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap kandayı buldu. Onge aşça yapıp oturmadılar. Kur'an ayetlerini okup yedi. Yani şu cevabından şimdi ders alalımız ki bizde çünkü davet buladı. Bazen şu iğnelerimizi içtik dolamız. Namaz okusun, kalbin taza buladı. Devam et gizliler. İşin yürüyüşeli. Adamlar arası da. Devam et gizliler. Köp. Köp. Lekin öşü niyette namaz okuydu. İşin yürüyüş müydü? Öşü maksatta maçke çıkardı ki ben buraya hürmet kıl olmuyordu. İneni makaladı. Taşak koyardı. Dinle. Dünya matasındaki yetiştik için amelige kirişirken bulsak bu dinmez. Çünkü Allah'ını razılığı için kılınadı. Bir iş. Yok ki Allah'ını razılığı için taşlanadı bir iş. Biz nema kılıyelik. Yok ki nema ne terk kılıyelik. Allah'ını razılığı da başka maksat bizi kızıktırmasını ekerek. Hakiki muhlis kim? Şimdi adam ki onu bura muhtasiyen bari bir. Onu yomalasiyen bari bir. Kim için kılı yaptı? Allah için kılı yaptı. Riyakar adam. Kıyan yakşilikini adamlar bilmese sen adamlardan minnettarçılığı biliş görüş için kılıyken bulsun bu riya boptu. Bu şirk boptu kiçkine. Bunu hiç tıkılmasını kere. Peygamberimiz gel. Eğer şu dininden maksadın dünya bulsa hamasını beramızda gende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık ravşan bundan birer bir dünya matasını gözünün bekkenliğine aitip ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Valid gapını tüketkenden keyin, ey amaki dediler, gap yüzü tükettiniz mi? Ha tükettim, indi mi indi işte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ayetlerinden Fussilat surasından bir kança ayetlerini oku verdi. Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tenzilun minarrahmanirrahim, kitabun fussilat ayatuhu, Kur'anen arabiyyen liqavmin ya'lemun, başiran ve nazira, fe'a'radı aktharukum fahum la yasma'un, ta, فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عَدٍ وَثَمُودٍ Ayeti geç oku verdi. Mazmun kuyuda geçeydi. Birinci madde Valid ibn Mughira Kur'an ayetlerini hiç kim çalgıtmazdan, hayali bölünmezden dikkat kılıp eşit yaptı. Bu Arap. Arap dilini zor buladı. Şiirini zor buladı. Kahinliği sehirli parkaya baradı. Birinci madde davetini hatıcam eşit yaptı. Hamim, ushbu Qur'on mehribon va rahimli Alloh tomonidan nozil qilingandir. U biladigan qavm uchun mo'minlarga xushxabar beruvchi va kofirlarni azobdan ogohlantiruvchi arabiy Qur'on holida nozil qilinib, oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. Bas, kofirlarning ko'plari uning oyatlari haqida tafakkur qilishdan yuz o'girdilar. Demak, ular eshitmasdilar. Oxirgi o'qigan oyat shu bo'ldiki, bas. Ular, ya'ni Makka mushriklari mana shu tafsilotlardan keyin ham yolg'iz Allohga iymon keltirishdan yuz o'girsalar, u holda ayting, men sizlarni xuddi Od va Samud qabilalarini urgan chaqmoqqa o'xshagan bir chaqmoq halokatdan ogohlantirdim. Shu joyga yetganda Valid irg'ib turdi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam og'zini qo'li bilan to'sib, "Bas, bas, yetadi ey Muhammad. Qarindosh urug'chiligimiz hurmati o'qima, yetadi bas" dedi. Chunki Od qavmi Samud qavmiga kelgan balo senlarning boshingga keladi degan joyda shu balodan kelishdan qo'rqib ketdi. Chunki payg'ambarimiz sodiqul amin bo'lganlar.
hiç kaçan yolgun yapılmaganlar. Çünkü işengen, tahsil kıldı onge Kur'an. Şunlik türlü de ağzı dostu boldu, boldu okuma dedi. Demek bir insanga İslam yetkizilişi, hakıl lakablar koyulmasa, hakıl suratlar koyulmasa İslam üstüge, İslam sop halde yapılırsa adamlarga, adamlar İslam'a ikbal kıp gelirdi. Hatta bana hakıl tuhmetler, hakıl bir bohtanlar kıptırıp İslam'da suratını hulikli körsatınladı, adamlar da din de şuşuma gelirdi, İslam şuna koyuyor, yamanlar sana kendine güman kıladı. İslam'da özünü koy vereli de, şunuşluydu, okuşluydu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, secde ayatı geçip okudular da, secdeni kıptırıp, ey ama ki, meni silahya et adayın yapımı şu dediler. Valid, birinci metri Kur'an'ı eşitti, hatırcan. Kur'an, onge tasir kıldı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dediler, inne la minel bayani la sihra. Elbette çırali bayanda, adamge tasir kıladığın sihir var. Bu adam sözlü üslubu olsa, notuk olsa, yapırıp durup adamı sihirle koyuşu mümkün. Şimdi Kur'an kan diye tasir kılmasın adamge. Adam da sözü için diye tasir kıttırken payıttı. Validin ne mugida? Kureyş'in aldığı kayıtı var yanında ular validini yüzüye karab durup Allah'a kasam. Bu ketiyken yüzü bulan kayıtıp yeme yaptı dedi. Yani ketiyken de başka çeket oldu, keleyken de başka çeket. Ey valid, neman ap geldiğimiz ya Muhammed ne oldu da? Valid, ularge karab durup maşgur sözünü ayıttı. Onun sözü de halavat var. Onun lafzı da tılavat var. Onun yukarısı Osmanlı tutken, aslı ise yerini mahkem tutken, onun sözleri ağlayı buladı, ondan hiç kim ağlayı bulamaydı. Arabı da, şehirde düşünürdü de, şehirmezliğine düşündü. Bu kelimene yerge tamırı mahkem yapışken, bu kelimenin üstü Osmanlı olan geleneğine düşünüp, ondan hiç kaysi kelime ağlayı bulmasını düşünüp durup, şu gebdetkeni de, intifaha sihru. Seni sihirle koyup diyor o dedi. Her bir de peygamber özünü zamanıdaki adamlarına mucize körsatken olsa, şu mucize, ana şu kavim, kaysi sahada rivaç tapken olsa, şu sahada boyan. Musa aleyhisselam zamanında sihirde küçüğe yetki adamlar, Allah Teala Musa aleyhisselam'a şu bakta mucize verdi. Kolunu şimdi koncuya tıkıp çıkar gene de, kolu kuyaştaki abbağı bulup çıktı. Asasını yerge taşı gene de, ilan geylendi. Şu sihir varası da üstün bulup Musa aleyhisselam. İsa aleyhisselam zamanında, medisina, tababatı rivojlan geldi. Juda ko'p kasallarda davosini topishgan edi. Endi İsa aleyhisselam, davolanmaydigan pes, kar, ko'r, soqol shollarni davolardi. Hatta to'rtta joyda o'lik tiriltirib bergan. Demek har birta payg'ambar o'zini qavmiga, shu qavm qaysi sohada peshqadam bo'lsa, mo'jiza kelgan. Arablarni musobaqasi lug'atda so'zli edi. She'rda musobaqa qilardi ular. O'sha paytda ham, hozir ham, bundan keyin ham arab tilidagi go'zal til bo'lmaydi dunyoda. Yaxshilab bilib olaylik. Chunki arab tili Qur'on tili. Arab tili jannatlarda tili. Arab tiliga dunyodagi hech qaysi til barobar bo'la olmaydi. Endi ular tilda musobaqa o'ynaganligi uchun Qur'on ularga shunday bir mo'jiza bo'lib keldi. Shuncha aytibdi-da, uning so'zida halovat bor, lafzida tilovat bor, yuqorisi osmonni tutgan, osti esa yerni mahkam ushlagan. Uni so'zlari oliy bo'ladi, uni so'zidan hech narsa oliy bo'lmaydi. Ey valid, ota-bobangni dinidan qaytdingmi sen ham? Deganida axir Muhammadning gapi bor yo'q bitta sher ko deganida aytdiki, "Ey qavm" dedi. Şehirde sizler mençeli bilmeysinler. O şehirmez bunu yapıyorlar. Ular, ha bu olmasam kâhın dedi. Ha kâhın diyem kimliğini bilemeyen, kılalıyan hareketleri, pişir pişirlerini bilemeyen dedi. Ha ondan sonra macunum deyip görüştü. Yok, o cinli adamı, macun adamı, yapı, kılalıyan hareketi, özünü tutuşu, hamamız gibi alın, Muhammed cinlimez dedi. Ular, onda sihir geldi işte. Ya o sihirlenmez dedi. Kureyş, vali, sen bizi kıyın ahvalıya sap koy. Neme deyim mi sen de onu dedi. Neme deyişimiz kere Muhammed hakkıda dedi yanında. Valid etti ki ey kavm dedi. Sözüm yok olası olasıyla mı? Ha yapır. Onu yap hak dedi. Çünkü Kur'an'da eşitti. Haklı yerge kalbi tasken taptı. Düşündü, anladı. O hak, o yerge şeyler dedi. O etti. Herkes ata babamızı dinini terk kılıp o yerge şeyimiz dedi. Başkasını yapır. Valid, agar ergashlikdan bosh tortsanglar, ikkinchi narsani tanlanglar. Ikkinchi narsa uni tek qo'yinglar.
Öz haliye kopaylar. Allah'a kastım ki men ondan eşken sözlerde büyük neticesi yakında közü görünürdü. Tek koylar onu. Eğer başka Araplar çıksa, onu öldürüş varsa kutulasılar. Ya eğer galip olup geçse, ulan üstten aziz olsa, onun azizliği, onun şarafı, küç kuvveti silerdi ki çünkü uyan kuraştan dedi. Hikmet bulan yapır yaptı. Tek koy verirler dese, onun gibi razı oluşmaz. Valid ibn-i Mughira, ayetlerini anlayıp düşüngeneden keyin, özünü, kavmını, İslam'a, hidayetine sebep buluşu ki imkanı bulup durup, yüzü girdi. Şimdi onu hem kabul kılmasaylar, ne mi diyeyim? Onge burada bir sözde nisbetleş gereği olsa, sehirger deyiler, öşü doğru olan olaydı, hakikat deyiler. Çünkü onu yapını eşittir, adamların makali yaptı, sehirlenip olay yaptı. Sehirger deyiştir. Kavmını, İslam'a, imanı'a, sebep buluşu ki, bakti ki yeter yan halette, yüzü gürdü. Allah da o hakta, Kur'an'da ayetler nazil kıldı. Estaizu billah, zerni, وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَتْمَعُنْ عَز۪يدٍ كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا سَأُرْحِقُهُ صَعُودًا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرْ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ Allah Teala aytdi, سَأُسْلِيهِ سَقَرْ Ey Muhammed, men soqqabosh holida yaratgan kimsani özümge koyup vereyim. Men unga keng mol molu davlat ve daima yanıda hazır-u nazır oğullarını ata kıldım. Yani unga hayatını barcha nimetlerini kulay oson kılıp koydum. Sonra o yana ziyoda qilishini tamam qilur. Yo'q. Uning bu tamasi behudadir. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshilik qilguvchidir. Yaqinda men uni bir xarsang toshga, ya'ni o'tib bo'lmas bir to'siqqa duchor qilajakman. Chunki nima sababdan? Alloh taolo Valid ibn Mughira bergan hamma ne'matini sanadi. Boy qilganman, o'g'illarni berganman, hayotda hamma qulayligini berganman. Oyatni eshitib turib, haqligini tushungandan keyin dushmanlik qildi. Çünkü o Kur'an'ı eşitkeç bu ilahi kitabke kandayı tuhumat kılıç doğrusu da oyladı, reca tüzdü dedi Allah. Halal kılın gör, kandayı reca tüzdü ya. Yani halal kılın gör, kandayı reca tüzdü ya. Sonra o oylagen recelerge karadı. Sonra Kur'an'dan buran ayıp tapu olma geç, peşanasını tırıştırdı ve ahdını buruşturdu. Sonra hakkıdan yüz dökürdü ve kibir hava kıldı. Bas, o ayıptı ki, bu Kur'an Allah'ın sözü emas. Belki fakat avvalgilerde nakıl kılınıyorken bir sihirdir. Bu fakat başarının sözü. Allah'ın mı dedi? Yakında men onu sakarga, cehennemde kiritecekler. Onu özü hakkı da ayetler düştü. Çünkü hakkı körgeneden keyin, bilgeneden keyin, inkar kıyanı adam ahvalı, bana şunu diye buluşmayı kereydi. Hiç kaysa bu Kur'an'ı kıyan, İşleri fayda vermegenden ki, şimdi açıdan açık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e azar bir iş göçüştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ni aldı da oturgen, Kureyş'ini aldı oturken tavaf kılıçtı başlarına. Tavaf kılıyken de her tavaf kılıp ulardı aldı oturken de hakarat kılıp, mezhar kılıp sökşer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana şu tavafı devam ederken her ötken de hakarat kılıp, haddem aşırı şu olgen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halim şi bu yana. Şimdi toktadılar olaya karab durup, ey Kureyş, közler kör bulsun. Men sizler üstlerge soyulışlı giyilerde ap geldim dedi. Bir ağız yapıge Kureyş çöçüp gitti. Şimdi türlü de onlardan, ey Muhammed, bizi keçirip koy, sen halim adamsan, seni hakkını hürmatını, hakkını cahaya koymadık, hürmat kılmadık, bizi keçirip koy dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indemediler de, üyüye karab gittiler. Kureyş oturup, özlük iki yandanken, ey, toktaylar, bir ağız yapıge çöçüp gitti değil mi? Ette kesin, ette ki bundan hem kat hakarat kılamız değiştir. Ettes günü Peygamberimiz tavafı gelenlerde de, boya kişiler atrafı geçinde gelişti de, biri yelkesi götürttü, biri kimiden tarttı, sen mi bizi kokutken, sen mi bizi bir zabıkta ap gelemen, sol işi ap gelemen deken, türtüp duruştu. Peygamberimiz uluştu başlaştı. Rahmeten lil alemin boyken zat, buralarlar, cennetke kiriler deken kelimenin etkeni için azat çeki yaptılar. Dünya soru geliyor, amalını soru geliyor.
Allah deyiler, cennet tekirlilerde şimdi aziyetler oldu. Fatıma anamız bu manzaranı körüp durgandılar. Kelip otası gördüm bir mahcup oldu lakin zayıfa. Yugurup Ebu Bakir Sıddık'ın aldığı vardı. Ebu Bakir'e halatını etkendi. Ebu Bakir tezliği bilen kelti peygamberimizi onlardan hımaya kımahçup olup ve insafıyla Rabbim Allah deyip koyan üçü öldü var orasılar mı? Peygamberimizi koyup yine Ebu Bakir durup geçti. Ebu Bakir de şunu katlı kelti ilaçtı ki hoşudan kelti yıkılıp düştü. Onu öldü deyip taşap koymuştu. Ebu Bakir'ini kötüleri uyuya barıştı. Üç günden kendisi yekildi. Özge kelip birinci yapıyken yapı Resulullah kendime buldu. Resulullah dinç midir soradı. Onası Muhammed koy özünge karab adam dese Allah'a kasam. Avukatı miyim ben? Suam içmiyim ben. Beni Muhammed'de alıyor barıylar dedi. Alıp barış kendinden keyin. Peygamberimizin tınç amalıyken körgenden keyin üyüye kaçıp geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ni aldı yekilerken Abu Cahil bar bugün bir meclis durardı şu yerde. Mecliste Abu Cahil vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her bitti ümmetini Firavun'u buladı. Bu ümmette Firavun'u Abu Cahil'e geldi. Amr ibn Hişam bu cennette. Kureyş onu zor zor fikirle çıkanı için Abul Hakem hikmet otası diye işaretti. Peygamberimiz Abu Cahil, cahilliğin otası diye koyardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf kılıçlı boşta geldi. Hala peygamberimiz hiç cem eşitmeyen cüde katlık aşçı hakara tıkıldı. Peygamberimiz aşçı takılı vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cüde hapa buldular bunu. Lekin hiç nesil demezden kettiler. Bana şu halatını imanını yaşayıp dururken bir mumuna ayol görüp kalardı. Onu hem dili varan bulup çıkıp getirse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emekçisi Hamza ibn Abdülmuttalib oldan gelirken buladı. Hamza raziyallahu anhu, nihayette cismandan bir bakuvar, doğu yürek, şicatli Kureyş'in en güçlü yiğitlerden idi. O av kılıçını yakış görerdi. Ana şu avının arası da arslan ve şehirlerin avlardı. Bu insanın yüreğini kuvvetine, bileğini kuvvetine işare kılardı. Hamza avdan gelirken haliki mumuna ayol tohtatıp durup Hamza ciyaninge Abu Cahil kendi mamlaki yani kürgeninge dedi. Ne makaldı? Ayol kişi ayıp verdi. Şunda biz urgumuzdan bir altı adam burası cevap vermedi mi? Hiç kim cevap vermedi dedi. Hama işini taşıp durup ciyanı, cigarı, uruhçiliği hamiyatı doğru. Men onu dinide durup kendi kılığını hakaret kılasam. Bu çıkıldı başını yorulgen işler sonra kaldı. Bu yapırgen yapın aldı da. Çünkü Hamza imanı gelişti ki Müslümanlığı kuvvet bulardı. Peygamberimizi din edemezse de Hamza. Fakat uruhçilik, cigerçilik, hamiyatı tutturuldu şu yaptı yapar organı. Banu Mahzun uruğu, Abu Cahil uruğu. Tur mahşubu gende Abu Cahil tek koylar dedi. Tek koylar. Men ciğerine hakaret kıldım, o cevabını verdi dedi. Men onu din edeturup, kendi kılı onu hakaret kılasam. Üyüge vardı, Hamza cahil üstüde, gazap üstüde aytıp koydu hali kelimeni. Keçesi buna hilenip çıktı. Kendi kılıp ata babasının dininden bir ağız yapıdan çıkıp yatıp kaladı. Muhammed'in dinini meygini bilmesen. Ya ben cahil üstüde ayet koyup ben, keçirip koyular, ben yapımdan kayttım dese, bu Araplar için ayet. Şimdi Hamza raziyallahu anh dedi, Allah'a dua kıldım, parvardigar. Eğer ciyanım işi doğru olsa, kalbim göçünün tasdikini düşürgün. Ya eğer ciyanım işi doğru olmasa, bana şu üç koyan halatımdan beni özünü çıkarken de dua kıldı. Allah kalbiga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işini haklılığını tasdikini düşürdü. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.